komite başkanlarım, saygıdeğer basın mensupları, değerli vatandaşlarımız. Evet, şu anda size tablodan bahsetmek istiyorum. Şu anda Çocuk Mezarlığı Armutçuk, Gisebükü ve Yeniköy yanıyor. Şu anda kriz masamız eşgüdüm içinde çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, diğer büyük şehirler, çevre il ve ilçe belediyeleri, kamu kurum kuruluşları, jandarma, polis, asker, özel firmalar, şahıslar, gönüllüler, AKUT, 911 arkadaşlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar ve herkes şu anda sahada görevinin başında canları pahasına alevlerle mücadele ediyorlar. Tabii ki şu anda rüzgar çok sert. Arazi engebeli. Derin vadiler ve yamaçlar var. Buralarda yerden müdahale imkansız hale geliyor. Özellikle de rüzgar arttığı zaman. Bu durumda etkili bir hava desteğine kesinlikle ihtiyacımız var. Şu anda takip ettiğimiz tabloya göre özellikle arkadaşlar Kisebükü bölgesinden Çiftlik bölgesine doğru yangın yayılıyor. Aynı şekilde Yeniköy'de de, aynı şekilde Armutçuk'ta Çocuk Mezarlığı'nda da yangın yayılıyor. Tabii ki çökertmeyi, bozaları, Türk evlerini ve özellikle Ören tarafını, artık orada termik santralin olduğu bölgeyi saymıyoruz. Ama orası çok ciddi tehdit altında. Yani bu durumda çok etkili bir hava desteğine ihtiyacımız olduğu kesindir. Bunun çağrılarını zaten daha önceden de yapmıştık, yapıyoruz. Şu anda aldığımız bilgilere göre birkaç helikopter geliyor ya da uçak desteği olacağı söyleniyor. Ama daha biz bunları havada göremedik arkadaşlar. Şimdi özellikle arkadaşlar şu anda bizlerin yardımlaşmaya, eşgüdüme ve işbirliğine ihtiyacımız var. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla. Bunun için özellikle bir an önce genel kriz masalarının oluşturulup bizden de gerekli desteğin istenmesi lazım. Türkiye'nin her yerinden bizlere destek için arıyorlar. İş makinesi, arazöz, itfaiye, ekipman ne istersek gönderiyorlar. Biz de bunları özellikle son dönemde artık ormanları bıraktık. Çünkü ormanları söndürmemiz imkansız. Artık meskun mahallelerimizi korumaya çalışıyoruz. Can korumaya, insan korumaya, oradaki hayvanlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız iş arkadaşlar budur. Bunun dışında şu anda bizim aynı ya da nakdi bir yardıma ihtiyacımız yoktur. Lütfen vatandaşlarımızdan ricam, yangın bölgesinde kesinlikle yardım edeceğiz diye sudur, ayrandır, tosttur, sandviçtir, bunlarla lütfen uğraşmasınlar. Şu anda bizim arkadaşlarımızın mücadelesi tamamen yangının artık daha fazla yayılmaması ve meskun mahallelere sirayet etmemesiyle ilgilidir. O yüzden biz zaten bu lojistikleri sağladığımız için bunlara ihtiyacımız şu anda bulunmamaktadır arkadaşlar. Eğer dayanışma günü gelirse, ki gelecek bu günler, evet bu günler geçecek, o zaman sizlerden gereken desteği isteyeceğiz. Hep beraber halkımızın, vatandaşımızın o zaman yanında olacağız. Tarlası yananın tarlasını tamir edeceğiz, rehabilite edeceğiz. İneği kaybolanın, sığırı, sıpası kaybolanın, kuzusu, arkadaşlar, keçisi kaybolanın yanındayız. Onları onun yerine koyacağız. Evi yananın evini yapacağız. Ahırı yananın ahırını yapacağız. Turizm tesisi zarar göreninde bunları yapacağız. İşte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım burada. Bunun için toplandık. Ama bütün Türkiye'den bizlere ve dünyadan destek yağıyor. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum arkadaşlar. İşte o zaman hasar tespiti için bu günler geçtikten sonra biz de halkımızın yanında olacağız. Şu anda iş makinalarımız, arazözlerimiz, bütün inşaat firmalarımızın yangın pompaları, hatta arkadaşlar mikserleri dahi herkes emrimizde. Sağ olsun Bodrum bu işbirliğini gösterdi. Ben buradan herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sayın Genel Başkan yardımcıma ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarıma da verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ahmet Başkanıma ben de hem teşekkür ediyorum hem tebrik ediyorum. Olağanüstü bir çabayla bu büyük acıyı dindirmeye gayret ediyor. Bütün arkadaşlarıyla beraber iftar ediyoruz kendisiyle, çalışma arkadaşlarıyla,
canla başla mücadele eden herkesle. Biz bunu geçen sene İzmir depreminde yaşadık ve gördük ki dayanışma acıları hafifletmekte, yaraları sarmakta çok büyük bir etki yaratıyor. O günlerde Türkiye İzmir'deydi. Bütün Türkiye'nin kalbi İzmir için atıyordu. Şimdi biz de aynı şekilde Bodrum'un, Marmaris'in, Muğla'nın acısını paylaşıyoruz ve elimizden ne geliyorsa da yapmaya devam edeceğiz. Dediği gibi Ahmet Başkan'ın, bu felaket bittikten sonra bir de yaraların sarılması dönemi başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak işte o günde yine Ahmet Başkan'ımın, Osman Başkan'ımın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle tarım alanları zarar gören üreticimizi, köylümüzü, küçük çiftçimizi kollamak, yaralarını hafifletmek için elimizden ne geliyorsa büyük bir memnuniyetle yapacağız. İzmir'in desteği olanca gücüyle burada olacak ve elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sabahleyin bir toplantı yapacağız. Orada da bu kader gibi yaşadığımız sorunun giderilmesi için 11 Büyükşehir Belediyesi olarak ne yapabiliriz? Elimizi taşın altına nasıl koyarız? Bunun müzakeresini yapacağız. Çünkü biliyoruz ki sevgili kardeşlerim, bu yaşadıklar değil. Bunların her birinin önlemi, tedbiri alınabilir ve biz almak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ben bugün bu büyük acının yaşanması sırasında buna engel olmak için, büyümesini durdurmak için hayatları pahasına canla başla çalışan tüm vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Her birini bütün kalbimle kutluyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu kadar güçlü bir milletiz, iyi ki bu kadar birbirimize sımsıkı bağlıyız. Bundan sonra da bu bağlılığı sürdüreceğiz. Bu kriz anında değil sadece, krizler geçtikten sonra da birbirimize el ele vermeye devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle hem Osman Başkanıma, hem Ahmet Başkanıma hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum. Ve bilsinler ki biz her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sağ olun. Değerli basın mensupları, ben öncelikle Sayın Genel Başkan Yardımcıma ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize geldiği ve acımıza ortak oldukları için çok teşekkür ediyorum. Acılar paylaştıkça azalıyor, sevinçler paylaştıkça büyüyor ve büyük bir dayanışma örneği burada gösteriliyor. Genel olarak ben Muğla için bilgi vermek isterim ve bu dayanışmaya katılan belediye başkanlarımızı, başkanlıklarımızı ifade etmek isterim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, komşumuz bölgemizden, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ ve toplam olarak, hepsi çok önemli, toplam olarak 28 belediye bu yangınla ilgili bize katkı yapıyor arkadaşlar. Büyük bir dayanışma örneği, uzak yakın demeden buraya büyük bir araç, gereç ve eleman takviyesinde bulunuyorlar. Onlara huzurlarınızda tekrar tekrar teşekkür ediyorum ve yapmaya da devam ediyorlar. İhtiyaç duydukça yeni araç, gereç, makina ve özellikle suyla ilgili tanker, bunları göndermeye devam ediyorlar. Bunları sadece biz kendi araçlarımızda kullanmıyoruz. Aynı zamanda ormanın arazözlerinin sularını temin etmek için bunları değerlendiriyoruz ve onların işini kolaylaştırıyoruz. Dayanışma bu şekilde devam ediyor. Bu arada araç sayısı da personel sayısı 887, dışarıdan gelen, diğer belediyelerden gelen personel sayısı 154 araç buraya gönderilmiş vaziyette ve 30 üzerinde arazöz gönderildi ve buna bağlı da ayrıca da iş makinesi, grader, dozer gibi orman yollarını aşmak
ve temizliği yapmak üzere bunlar gönderildi ve bunlar aktif olarak çalışmakta ve dolayısıyla araç gereçle ilgili herhangi bir eksikliğimiz yok. İhtiyaç duyulduğu zaman da belediyelerimizden alıyoruz. Muğla'da belediye olarak tüm belediyelerimiz, yani 13 belediyemiz yangına hem kendi bölgelerinde hem de diğer bölgelere yardım etmek üzere katkıda bulunuyorlar ve büyük bir dayanışma örneği var. Ama Bodrum'da özel olarak gördüğüm bir konu, inşaat şirketleri, beton şirketleri çok özel olarak kendilerinin de önerisiyle su takviyesi için şu anda çok önemli bir görev yapıyorlar. Vatandaşlar çok önemli bir görev yapıyor ve onlara da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir özveri gösteriyorlar. Bu dönemde gösterilen dayanışma bizim geleceğimize daha umutla bakmamızı sağlıyor. Ama yangın konusuna geldiğimizde arkadaşlar, Muğla yanmaya devam ediyor. Şu anda Köyceğiz'de Ağla Yaylası dediğimiz yüksek kesimlerde hem kara çam hem de kızıl çam yanmaya devam ediyor. Maalesef Marmaris yanmaya devam ediyor. Orada da durum çok kötü ve maalesef söndürülemiyor. Ve Bodrum'da Ahmet Başkanım anlattı. Buradaki durum da biraz önce anlatıldığı gibi. Burada önemli olan nokta şu. Eğer bir orman yanmaya başladıysa ondan sonra onu söndürmek maalesef mümkün olmuyor. Onun yerleşim birimlerine intikalini önlemeye çalışıyoruz. Esas yangında esas olan yangının tespitini en erken yapıp en hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek. Ancak öyle önlenebiliyor. Şu anda ormanlar yanıyor. Bizim de bütün gayretimiz yerleşim birimlerine yansımasını ve can ve mal kaybını önlemek. Bunu yapıyoruz. Ve dolayısıyla yangın ne zaman biter diye sorduğunuzda yangın yanacak ve ondan sonra bitecek. Yani yanması gereken orman maalesef yandıktan sonra bitecek. Şu anda geldiğimiz nokta bu. Bunu irdelememiz lazım, değerlendirmemiz lazım. Acaba ne yapılabilirdi? Her şey yapıldı mı? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bütün bunları irdelememiz lazım. Ama şimdi değil. Şimdi yangını bir an önce söndürüp hasar meydana gelmeden bu dönemi bitirmemiz lazım. Şu anda yoğunlaşmamız gereken bu. Bunu yaptıktan sonra oturup konuşmamız gerekiyor. Ciddi olarak konuşmamız gerekiyor. Buradaki zaaflarımızı ve bunların nasıl giderilmesi gerektiğini, nasıl reorganizasyona girmemiz gerektiğini konuşmamız gerekiyor. Ama şimdi değil, daha sonra bunları değerlendireceğiz. Hepimize, Muğla'mıza, ülkemize geçmiş olsun. Muğla, Bodrum, Marmaris, Fethiye sadece Muğlalıların değil, bütün ülkenin değerleri. Dolayısıyla bütün Türkiye'nin içi kanıyor ve yüzlerce telefon alıyoruz. Nasıl yardım edebiliriz diye. Şu anda yangını söndürelim, tespitlerimizi yapalım ve ondan sonra da çağrımızı yaparak gerçekten ihtiyaç olan malzemeyi yerlerine ulaştırmak kaydıyla organize olarak onları alacağız. Şimdi aldığımız bazı malzemeler var. Onları da yerlerine gönderiyoruz. Ben bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Bize yardım için telefon eden bütün yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Onlarla da konuşuyoruz ve bir müddet sonra bu işler yangın bittikten sonra onun organizasyonunu da gayet güzel yapacağız. Hepimize geçmiş olsun. Umutsuzluğa yer yok. Biz yeniden fidanlarımızı dikeriz. Yeniden yeşertiriz. Hep beraber bunu yaparız. Moralimizi bozmayalım. Canımız çok sıkkın. İçimiz daralıyor. Ama şu anda yapacağımız bu. Bu moralle geleceğe gerçekten umutla bakmamız lazım. Daha iyi günlere hep beraber, bir daha böyle bir şey yaşamamak üzere hep birlikte
kol kola yürüyeceğiz. Hepimize tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Çok değerli mumcular sakinleri, değerli basın mensupları, hepinize ben de saygılarımı sunuyorum. Önce 3 gündür buradayım. Yakinen şahidim. Bodrum Belediye Başkanımızın ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızın insanüstü gayretleri için, olağanüstü gayretleri için, personelleriyle, kadrolarıyla beraber bu afet karşısındaki üstün çabaları için, insanüstü çabaları için her ikisine de hem partim adına hem vatandaşlarımız adına teşekkürü bir borç biliyorum. Aynı şekilde bizleri yalnız bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız bugün burada bizimle birlikte sabahtan beri etkilenen köyleri, yerleşim alanlarını geziyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini burada bizle birlikte görmek, bize nefes yoldaşlığı yapması, bizimle hemhal olması da bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Değerli basın mensupları, değerli hemşehrilerim, dünya insanlara ait değildir. Dünyayı hayvanlarla, bitkilerle ve tüm canlılarla birlikte ortaklaşa paylaşıyor ve kullanıyoruz. Tabii ki can kaybı olarak insan can kaybının çok bu bölgede olmaması, Manavgat bizi çok üzdü, Marmaris üzdü, bizim için teselli edici. Ama cayır cayır yanan ormanlar aslında ülkemizin akciğerleridir. O ormanların içindeki börtü, böcek, her türlü hayvan bizim için kıymetlidir, önemlidir. Böyle baktığımız zaman bu manzarayı, ya işte ağaç yanar, yeniden yenisi dikilir, yeniden yetişir, toprak ana, doğa bunu geri verir diyerek geçiştirmemiz de mümkün değildir. Değerli arkadaşlar, böyle zamanlarda siyaset yapmak adetimiz değildir. Böyle zamanlarda iktidarın ve muhalefetin el ele, kol kola girmesi doğru olandır. Ama 3-4 gündür bunu maalesef göremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Millet İttifakı'na mensup belediyelerin bulunduğu yerlerdeki yangınlar noktasında devlette üzülerek söylüyorum. Bir umursamazlık, bir duyarsızlık, bir ilgisizliği hissediyorum. Sayın Bakanların beyanatlarına da bunun yansıdığını üzülerek görüyorum. Sayın Bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanı, afet esnasında, doğal felaket esnasında kan düşmanları, can düşmanları sırt sırta verirler. Bu ahlaktan da yoksun olmayın. Bu kin, ötekileştirme anlayışından vazgeçin. Mahcubiyetinizi ve ayıbınızı da izansız açıklamalarla örtmeye kalkmayın. Çok üzülerek söylemek zorundayım. Sevgili Tarım Bakanı diyor ki, ormanların yanmasına müsaade ettik yerleşim alanlarını korumak için. Pes! İzansızlığın bu kadarına pes demek lazım. Sayın Bakan, bu yangınlar senin sorumluluk sahandaki ormanlarda başladı. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sorumluluk sahasında başlamadı. Dolayısıyla sen ormanları koruma konusunda kabiliyet ve kapasiteni doğru kullanabilseydin, saraya 13 uçak almak yerine 6 tane yangın söndürme uçağı alma siyasi tercihinde bulunsaydın, bugün bırakın insan kaybını, çok az miktarda ağaç kaybıyla bu tehlike bertaraf edilecekti. Bu yaklaşımları doğru bulmamız mümkün değil. Tekrar söylüyorum. Beceriksizliğinizi, efendim, mahcubiyetinizi ve ayıbınızı Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri karalayarak örtmeye çalışmayın. Millete yanlış bilgi de vermeyin. Bugün az önce dinlettiler. Sayın Bakan, sadece bugün bölgede 1000 sorti, helikopter sortisi yapıldığını söyledi. Tunç Başkan'la ve Osman Başkan'la sabah 9.30-10'da buluştuk. O saatten beri dağ bayır geziyoruz. Vallahi de billahi de. Ben bir helikopter görmedim. Gördüysem namerdim. Eğer 1000 sorti yapıldıysa herhalde bir 100-200 tanesi de Bodrum bölgesine, buralara, Mumcular, Milas, Yeniköy, Armutçuk bölgesine düşer idi. Siz gördünüz mü başkanım?
Görmedik değerli arkadaşlar. Vallahi görmedik, billahi görmedik. Hükümetin hatası olur, kusuru olur. Biz kusurları örtmek de isteriz. Ama sen mahcubiyetini, hatanı, kusurunu, ayıbını izansızlık yaparak, yalan söyleyerek örtmeye kalkarsan bu hoş olmaz. İtibarsızlaşırsın, güven kaybedersin. Bir ülkede millet devlet yönetenlere güvenmezse o ülkede iyi şeyler olmaz. Özür dilemek bir erdemdir. Hata yaptım demek bir erdemdir. Mesela Türk Hava Kurumu'na ait uçaklar için lazım olan 4 milyar doları yani 36 milyon TL'yi vermeyip 3 tane uçağa 150 gün için 203 milyon vermek bir hatadır diyebilmek erdemdir. Bunu diyebilmeliler. 36 milyona yapacağın işi elin adamına 203 milyona yaptırmaya çalışıyorsan bunun adı beceriksizliktir. Basiretsizliktir. Öngörüsüzlüktür. Siyaset yapmak için söylüyor değilim. Ve sarayın arkadaşlar günlük maliyeti, milletin maliyeti 10 milyon TL. Saray 3 gün masraf etmese Türk Hava Kurumu'nun elindeki 3 uçak bu hizmet için, söndürme hizmeti için devreye sokulabilir. Bunu söylemek erdemdir. Ama bunu söylemek yerine muhalefete, CHP'li belediyelere çamur atmak edep dışılıktır. Değerli arkadaşlar, Help Türkiye diye bir kampanya var. Ve bakan diyor ki bu Türkiye'yi aciz gösterme kampanyası diyor. Hayır değerli arkadaşlar. Biz 150 ülkeye Covid'de yardım yaptık diye havacaka atıyorduk. Bunun içinde büyük Avrupa ülkeleri de vardı. Dünyada dünya milletler ailesiyle birlikte yaşadığımız gerçeğini bu hükümetin görmesi, öğrenmesi ve bilmesi lazım. Bu acizlik değildir ama kendi beceriksizliklerini, basiretsizliklerini dünyaya Türkiye'yi kapatarak örtmek acizliktir. Çünkü dünya geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu büyük, bu görkemli ülkenin bu öz kaynağı bakımından dünyanın en güçlü 20 ülkesinden biri olan ülkenin bunca ormanının cayır cayır, cayır yanıyor olmasını dünya şaşkınlıkla izleyecektir. Bu mahcubiyeti örtmek için her Türkiye kampanyasına da Türkiye kapıları kapatmış görünüyor. Siyaset yapmayın demiş İçişleri Bakanı. Elbette bir siyaset yapmıyoruz. Siz de yapmayın. Ama sizin siyasi tercihlerinizi sorgulamak ve eleştirmek bizim temel görevimizdir. Mesela nedir o siyasi tercihler? Yangın söndürme uçağı yerine saraya uçak almak 13 tane bir siyasi tercihtir. Bugün Türkiye'nin 10 tane yangın söndürme uçağı, 40 tane doğru dürüst helikopteri, yangın söndürme helikopteri olsa şu kaybettiğimiz ormanların ancak ve ancak %1'ini kaybederdik. Bunu söylemek de bizim görevimiz. Bu bir siyaset değildir. Elbette vakti zamanı geldiğinde bu işin bedelini devlete sevk ve idare edenlerden en sert bir şekilde soracağımızdan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben bu mücadelede bir şeyi unuttum. İki şeyi unuttum. Ormancılarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi dağlardan indik. İnsanüstü bir gayret, olağanüstü bir fedakarlık. Allah hepsinden razı olsun. Bodrum esnafından, eşrafından Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ve Bodrum halkından, Bodrum'daki konuklardan, misafirlerden ki ben de misafirim Bodrum'da. Bu duyarlılık için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Ve bir an önce bu kötü günlerin, bu karabasanın dağılacağını ve güzel günlerde başkanın söylediği gibi güzelliklerde birlikte olmak dileğiyle ilginiz için teşekkür ediyorum. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Allah bu aziz millete başka keder bacı göstermesin diyorum. Teşekkür ediyorum. Olabilir. Sayın Osman Gül'ün olayın ilk başladığı andan itibaren Muğla Valisi size gelen sorular özellikle yöneltiyorum. Muğla Valisi ve Yanar Küçük Belediye Başkanları ve kaymakamları bir araya gelip hep beraber tek bir kriz masası oluşturdunuz mu? Yoksa herkes kendi içinde olayı çözmeye mi çalıştı? Birinci sorum bu. İkincisi tüm konuşmacılara da askerimiz nerede diye soruyorlar.
Milli Savunma Bakanlığı'nın elinde bu olaya müdahale edecek ekipman var mı? Varsa neden edilmedi diye bir soru var. Önce bunu da cevaplamanızı rica ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Bahsi geçen kriz masası ile ilgili ben ilk saatlerden itibaren Marmaris'teydim. Ama Marmaris'te biz kendi kriz masamızı oluşturduk. Ama bize bildiğiniz gibi valiliğimiz o kriz masasını oluşturacak. Ve ona biz veya bizim elemanlarımız katılacak. Böyle bir kriz masası olmadı. Kriz masası dün öğleden sonra kuruldu. Ve şu anda Marmaris'te kriz masası çalışıyor. Ama ilk gün yoktu. Cuma günü yoktu. Cumartesi günü kuruldu. Burada da bildiğim kadarıyla Ahmet Başkanım'la beraber bugün kurulmuş. Dediğiniz doğru. İkincisi olarak askeriyle ilgili konuyu tabii ki benim cevaplayabilmem mümkün değil. Benim hatırladığım çocukluğumda, gençliğimde herhangi bir yangın olduğunda bizim askerimiz köylümüzle beraber ve onlar da köy kökenli ve orman köylülerinden olduğu için mükemmel bir şekilde işbirliğinde yangın söndürmede çok etkin görev yaparlardı. Hep gözümün önünde. Neden olmuyor? Niçin olmuyor? Bunu söyleyebilmem mümkün değil. Ama Azerbaycan'dan gelen askerlere de teşekkür etmek istiyorum. Onlar şu anda görev yapıyorlar. Evet. Peki, tamam herhalde. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun.